Eski kemankeşler ok meydanında rüzgara bakıp uygun havayı kollar ve ya hak nidasıyla oklarını en uzağa salarlardı. Orada bulunan herkes ya hak nidasıyla kemankeşlere karşılık verirdi. Öyle ki bu ses uzakta bekleyen, okun düştüğü yeri tespit etmeye çalışan havacılara kadar ulaşırdı. Ve kemankeşin oku daha önce ulaşılmamış bir mesafeye düştüyse oraya törenle menzil taşı dikilirdi. İşte zamanında menzil atışları böyle yapılırdı. Allah içim şişti. Artık atışlara geçsek mi? Buyurun geçelim. Ben de menzil atış kuralları ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum kısaca. Oku en uzağa atan kazanıyor işte ya, bu kadar. Bu kadar. Ben bırak deyince bütün oklar aynı anda bırakılacak. Ve bugün havacılık görevini Veci üstleniyor. Bilseydim ben daha iyisini getirirdim vallahi. Bu yarışmada takımların toplam mesafesini hesaplayacağız. Matematikçiniz olarak da ben hesaplayacağım. Sonuçta toplam mesafesi en büyük olan kazanacak. Herkes hazır mı? Hazırız. Biz daha hazırız. O zaman başlıyoruz. Çek! Ne keman ne kemankeş. Ancak erdiren tiri menziline. Nidayı ya. Hak. Ya. 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 Bırak. Metre. Kazananlar kulübü. İyi biliriz biz her dövüşü. Karanlıktan korkmayız. Kara bizim adımız.